my sole handler at the agency. She supplied information and secrecy, and I sold perfection. We had trust. Then last August 10th, Diana brought the agency to its knees. She flushed all accounts, cut off all communication lines, exposed the agents, and used the confusion to vanish. Now the reformed agency has finally tracked her down and offered me the contract. One day, I will think of this as just another job. After all, this is what I do. Diana, she always talks about him. Way back when they first worked together. Merhaba saygıdeğer arkadaşlar, değerli oyun severler. Bir efsane ile birlikteyiz. Hitman Absolution. Hitman Absolution 20 Kasım 2012'de çıkmıştı ve çıktığı zaman da oyunu bitirmiştim. Oyunu yıllar sonra tekrardan bitiriyorum. Bir oyun yıllar sonra tekrar size oynattırıyorsa ve baştan sona bitiriyorsa oyun gerçekten iyi bir oyundur. Ve baştan sona Hitman Absolution'u bitireceğiz. Oyun hakkında ayrıntılara geçecek olursak, Hitman Absolution ve Hitman serisi en iyi suikast oyunu olmaya hak kazanmıştır. En iyi suikast oyunlarından bir tanesidir. Ajan 47'nin neler yapabileceğini az çok bilirsiniz. Görevlerimizi tamamen profesyonel bir şekilde ve gizlilikle yürütmekteyiz. Gizli işler, geçmişini silip hayata yeniden başlamak, kimseye güvenmemek, en önemlisi de bu, en sessiz öldürme girişimleri ve bunların yanında bir sürü görev, her birinin başarılı olması zorunluluğu. Şimdi Ajan 47 oyunu bize oynamamız için reddedemeyeceğimiz bir teklif sunuyor. Hitman Absolution'da en önemli özellik Türkçe olması. Ve oyunu da Türkçe bitirmiştim. Türkçe yamalarından dolayı emeği geçen herkese saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. Oyuna Diana'yı arayarak başlıyoruz. Bize ilettiği görevleri daha önceki oyunlardan bildiğiniz gibi sorgusuz ve sualsiz kabul etmiştik. Bu sefer görevimiz ise teşkilatın bize verdiği bir isim. O isim de Diana. Daha önce bildiğiniz gibi Diana'nın ağzından çıkan ölüm listesindeki bütün kişileri öldürmüştük. Bu sefer ölüm listesinde Diana'nın adı yazıyor. Teşkilat onun ismini belirliyor. Çünkü Diana teşkilatı tamamen dize getiriyor. Ve herkesi, bütün ajanları ortaya çıkartıyor. Teşkilat da Diana'nın ölmesini istiyor. Ve Ajan 47'ye bir teklif yapılıyor. Ajan 47 de Diana'yı öldürmek için peşinden gidiyor ve ama aslında Ajan 47'nin bilmediği bir hikaye var. Ne de olsa bizim işimiz suikast, adam öldürmek. Bu bizim işimiz. Oyunda en sevdiğim özelliklerden bir tanesi yeni eklenen bir özellik Hitman Absolution'a. Temel içgüdü özelliği. İçgüdü dediğimiz şu, düşmanlarımızın veya hedefteki insanların nerede hareket edeceğini, ne yapacağını, silah taşıyıp taşımadığı, etrafımızda bulunan cisimleri, objeleri bize gösteriyor, açıklıyor. Güzel bir yenilik, güzel bir oyuna ek özellik. Yani son olarak şunu söylemem gerekirse, Hitman Absolution kesinlikle oynamanız gereken bir oyun. Ve efsaneye, Hitman Absolution'a başlıyoruz arkadaşlar. Yeni oyun diyelim. Normal modda oynayalım arkadaşlar. Mükemmeliyetçi olarak da bitirmiştim oyunu. Gerçekten zorluyor ama çok çok keyif alıyorsunuz. Yani içgüdü diye hiçbir şey yok. Kayıt noktası yok. Oldukça keyif veriyor. Eğer zor oynamayı tercih ederseniz şimdi normalden devam ediyoruz. Oyunu hızlı geçelim diye. Gördüğünüz gibi Ajan 47'yi görüyoruz. Bir
Evet, geçmişin bütün izleri vücuduna yansımış, yüzüne yansımış. Bu sefer Ajan 47'nin yüzü, suratı gerçekten çok tam, yani sert, tam Ajan 47'ye yakışır bir mimikleri var, surat hareketleri var. Fiziki anlamda da bayağı bir darbe almış, geçmişin izleri vücuduna yansımış. Gördüğünüz gibi tertemiz, şık takım elbisesini giyiyor. Silver Baller silahını alıyor. Boğma teline, kırmızı kravatı, telsizi, bıçağı. Gayet güzel bir giriş. Çok etkileyici bir sahne. Müzikler de gayet çok başarılı. Evet. Ajan 47 kendini aynanın yansımasında görüyor ve üzgünüm. Aslında bakışlar her şeyi anlatıyor burada. Çayımdan da bir yudum alayım. Hitman Absolution. This is Benjamin Travis. The money has been wired to your account. Welcome to Chicago. I appreciate you taking this assignment, 47. It is never easy targeting our own, but Diana Burnwood's treason must be dealt with. I would send in one of the teams, but this is a job for a scalper. Bu iş çekişlik değil, neşterlik bir iş. Açıklamaya gerek yok. Exactly. Aynen öyle. Bol şans 47. Evet, çekişlik bir iş değil. Neşterlik bir iş. Bu yüzden de Ajan 47, yani bize ihtiyaç duyuyorlar. Profesyonelliğimizi kanıtlamamız gerekiyor. Profesyonelce davranmamız gerekiyor. Evet, bir tane koruma. Sir. Yeah, it's an ice cream truck. Yeah, I know. I'll get rid of him. Get out of here. We don't want anything. What about your partner? What partner? Adamı paket yaptı Ajan 47. Dondurma kamyonuyla geldi. Adamı paket yaptı korumayı. Hakan Bey'e de emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkçe'yi çeviri ekibinden herkese teşekkür ediyoruz. A personal contract. Kişisel bir kontrat. Bu bölümde bize bu hanımefendi açıklamalar yapıyor, bize yardımcı oluyor. Evet, buradan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir manzara var. Sonbahardan kalma günler. Burada da adam paket olmuş içeride, gördüğünüz gibi. Ice cream, dondurma kamyonu, şirin bir dondurma kamyonu. Evet, yerdeki şeyleri görebiliyorsunuz. Doku detaylarını görebiliyorsunuz. Şurada da manzara var. Oyunun gizli bölümleri var, onları da açacağız beraber. Onları da beraber oluşturacağız. Şuradan not defterine ulaşmak ve görevlere bakmak için F1 tuşuna bas. F1 tuşuna basıyoruz. Köşk arazisine gir. Son derece sıkı korunan ana kapıdan içeri girmek olası görünmüyor. Ancak istihbarat bahçelerinde ikinci bir giriş noktası olduğu belirtiyor. O zaman bahçeye sızalım kardeşim. Evet. Şöyle ben bir Ajan 47'nin yüzünü incelemem gerekirse, sert bir bakışa sahip, fiziki anlamda da bayağı bir şey duruyor, fit duruyor. Kırmızı kravatı ve kendi özel logosu var, kravat tokasının üstünde, deri eldivenleri. Hem parmak izi bırakmıyor, hem de elini tahriş etmiyor. Kulağında telsizi var. Gördüğünüz gibi bayağı güzel bir orman manzarası var, aydınlatma falan. Doku detaylar çok gerçekçi. Şimdi bize bir silahın görünür durumda diye belirtiyor. Burası bir şey, tanıtım bölümü gibi. Oyunu bir de bize yardımcı oluyor. İçeri giriyoruz. Düşman bölgesi. Şöyle etrafı bir inceliyoruz. Ajan 47'nin kafasındaki barkodu da görüyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bir balta var. Baltayı aldık. Evet, burada çömelerek hareket etmemiz bizim için daha iyi. Oo, baltanın yansımasını gördünüz değil mi arkadaşlar? Of, gırtlağı parçaladı adamı.
and kill with discretion. Şunu bir açalım. Şunu bir açalım. The body is now hidden. The container has room for one more body and still has room for you. Konteynerlara birden fazla ceset saklayabilirsin. Ve içerisine sen de gizlenebilirsin. Belirtiyor bize. Ajan 47 devam ediyor. Space. When you aim, you snap to nearby targets. Şuradan daha temiz bir atış olabilir. Kafaya nişan al, sonra basit bir şu şekilde ateş et diyor. Evet. Temiz iş, cesedi saklamayı unutma. Çıkta bırakılan düşmanlar alarma geçirir. Evet, burada. Orada da bir düşmanımız var. Koruma görevlisi. Adam asgari ücretle çalışıyor. Adamı öldürdük ama bu bizim bir işimiz. Bu bizim işimiz. Yani sonuçta biz hitmanız. Şimdi oraya geçmeden önce şurada bir kayıt. İşte bu kayıt noktalar oluşturmamız büyük bir yenilik. Önceden sıkıntı oluyordu. En baştan tekrar başlıyorduk. Burada öldüğümüzde veya oynamak istediğimiz alanlarda direkt hemen evet, bunun da gırtlağı gitti. Şunu da bir holster your weapon. Evet. Dikkatlerini başka bir yöne çekelim. Şu tarafa yönelsinler. Bu arada içgüdüyü kullanıyoruz. 5 tane koruma var. Tanrım. Baltayı tekrardan alalım. Baltayı da taşa vurmayalım. Dikkat edelim. Evet, şurada bir adam var. Şuradan yukarı çıkıyor sanırım. Notice the guards deployed throughout the garden. Şimdi buradan geçerken çok dikkat etmemiz lazım. Orada bir adam var. Orada da bir adam var. Şuradan. Wait and listen to the people around you. Dinle, çok önemli bilgiler alabilirsin. Of, o da oraya geçiyor, sıkıntı. Bunları bizim oradan geçmeleri lazım. Çıkışı tespit etmek için içgüdünü kullan. Çıkış şurada. Evet, şuradan geçelim. Use instinct to anticipate enemy movement. Baltayı yerine filato bıçağını alalım. Evet. Karpuz var orada, ananas var, elma var. Bir tane de şarap var. The guard is headed for the edged and piercing weapons can be used for deadly throws as well as distractions. Şunu bir aşağı gönderelim. Focus on a target. Now throw. Clean kill. You can dump the body over the railing. Your current weapon is unsilenced and might alert your enemies. Consider using your silenced silver baller pistols. Evet, bıçak daha sessiz olur. Evet, çok tepkimesi de çok çok iyi. Yani bayağı başarılı. Şu kılığımızı bir değiştirelim. Şimdi bunlar ortalıkta bırakmayalım. Ortalıkta bırakırsak sıkıntı. Şimdi diğer bizim kılığımızda olan korumalara fazla yaklaşırsak bizi tespit edebiliyorlar. O yüzden onların yanında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Temel içgüdüyü kullandığımız zaman kafamızı falan sağa sola çeviriyoruz. Tam yüzümüz belli olmasın diye. Şimdi bir de seraya fark edilmeden girilmek için bir kılık seçmen lazım diyor. Üstümüzü değiştirelim burada.
Şimdi bahçıvan kılığına mı girdik? Seri alana girip çıkabilirsin diyor. Be mindful that other gardeners see through your disguise if you come too close. So keep a safe distance. Sahte olduğunu anlarlar diyor. Şimdi buradan geçerken fark edilmeden geçmemiz lazım. The gardeners up ahead will become suspicious and you are too low in bahçıvanlar başka bir yol bulma. Fark edilmeden geçin, bu sırada içgüdünü harcadın diyor. İçeride başka bahçıvan, evet, karşıdalar. Bizi korumaların yanından geçmemiz daha doğru. Şimdi korumalar ve bahçıvan var orada. Şöyle yapmamız lazım. Oraya geçebilmemiz için bir yol bulmamız lazım. Dikkatlerine. Korumalar çıkış tutuyor. Dikkatlerini dağıtmanın bir yolunu bul. Suyu akıtıyoruz şu anda. Kelime ara görüş. Korumaların icabına baktı. Bunu yaparak biraz içgüdü kazandın diyor. Evet. Bu seçenekle içgüdü kazandık. Onlara dikkatini dağıttığımız için. İzinsiz giriliyor diyor. Seraya sızladık. Koşkunları öldürebilir ya da yanlarından gizlice geçebilirsin. Bunları öldürmeyeyim, şuradan geçeyim direkt. Sana canlı bırakmak temiz iştir. Ancak tespit edilmeden kalmanı zorlaştırabilir. Dediğin etraftaki dünyaya onu fark etmediğin işin bitip çıkar. Sessiz suikastçıyız biz, o yüzden. Yeterince geniş görünüyor. Dengeyi sağlamak için sağlam ve yeterince geniş görünüyor diyor. Şuradan geçelim. Geçiyorum. Evet, bu Coleman gibi ne yaptık? Kılıç değiştirdik. İşini bitir diyor. Pencerenin yanından geç. Buradan da geç. Bir saniye. Evet, doktorla şu anda konuşması var. Şunu bir aşağı çekelim. Bu nasıl bir düşüş lan? Aşağı düştü adam. Silahı bir tarafa gitti, kendi bir tarafa gitti. Hazarfen. Hazarfen hava yolları gibi uçtu anlamına getiriyor. Neyse, şuradan geçelim. Tamam, su içerken yılan bile dokunmaz. O yüzden bal bıçak en güzeli. Kafatasına saplandı resmen. Şuraya bir kaydedelim. Evet. Kahve kupası. Başka ne var burada? Kılık değiştirelim. Köşk koruması kılığı tüm köşkün içine erişim hakkı sağlar diyor. Ancak fazla yaklaşacak olursan diğer köşk korumaları kılığının sahte olduğunu anlayabilir. O yüzden mesafeni iyi koru. Hayatta her zaman mesafeyi iyi korumak lazım. Her şeyde. Burada da bir laptop görüyoruz. Evet, fileto bıçağı ile kahve kupası değişimi yap. Onu değiştirmeyeceğim. Şöyle bir manzaraya bakalım. Güneşin yansıması var. Onu çok iyi yapmışlar. Denizin dalgalarını, gökyüzü atmosferini, uçağın izlerini çok başarılı. Yapraklar falan oynuyor. Sonbaharın sonlarına doğru sanırım. Oyunda zaten yani öyle bir zamanda çıkmıştı ki tam onunla uyumlu yani. Kasım ayları gibiydi. Çok çok uyumluydu. Silahımızı saklayalım ve içeri girelim. Karşıda bir silahlar var gördüğünüz gibi. Köşke girildi. Buradan alabileceğimiz ne var? Şuraya geçeyim. Bir saniye. Şuradan devam edelim. Burada bavullar falan var. Bilgi. Şurada bir kanıt. Oyun boyunca kanıtlar bulacaksın. Kanıtı ortadan kaldırmazsan içgüdü olarak geri dönecektir. Orada da bir şeyler var. Kılık değil. İyiyim, iyiyim. Gir. Bir saniye. Teşekkür ederim. Güvenliği devre dışı bırak. Güvenliği devre dışı bırakalım.
Evet, güvenlik sistemi kapatıldı. Abi öbür koruma kıyafeti aynı değil miydi? Değiştir bakayım. Aynı. Aynı kıyafet. Neyse. Şimdi burada alacağımız başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Şurada da evin krokisi var. Buradan içeri gireceğiz. Şimdi... Evet, bir çayımdan bir yudum daha alayım. Evet, devam ediyoruz. Bu kapıyı geçtikten sonra derece sistemi açılacak, oynayış şeklin izlenecek ve ilerleyişin ödüllendirilecek. Bunu görebilirsin. Her zaman görev nasıl yapacağını tamamen sana bağlı. İyi şanslar. Köşkün zemin katı. Şu anda 0 puandayız. Güvenlik şefinin kartını al diyor. Evet, şu anda puan sistemi devreye girdi. Bir manzara resmi görüyoruz. Gördüğünüz gibi evin içi, gördüğünüz gibi güvenlik orada. Şurada kişiler var. Şimdi oturma odasına bir ekip toplantısı. İçimizi kaldırsa göre Şefkin tekrar etmekten nefret eder. Yukarı geçelim. Fark edileceğiz yoksa. Yukarıda kim var? Bir tane adam var. İlkini çekecek mesela tespit etmek için. Banyo üst katı banyoda. Az sonra aşağı inecek. Kız oğlunun odasına şimdilik. Şuraya bir geçelim. Evet, orada konuşmalar var. Bunu bir kayıt edelim. Evet, güzel bir oraya şey yapmışlar. Küvet yere indirmişler. Bakalım başka bir adam var mı? Adam aşağıda. Derginin ayrıntısına kadar yapmışlar, kapağına kadar. Gerçekten çok başarılı bir... Ne bu? Uyku hapları. Uyku haplarıyla bir şey yapmamız lazım. Aynadaki yansıma. Bizim burada çok dikkatli olmamız lazım ya. Kim o? Adam biri geliyor. Var mı başka gelecek? Yok. Bunu indirdik. Bunu hemen. Bunu hemen biz şuraya atalım. Şunu içine bir gönderelim bu korumayı. The body is now hidden. The container has room for one more body. Bir beden ve seni saklama yetecek yer var. Evet. Gizlenmiş beden ceset diyor ama silahı neden alamıyoruz? Neyse. Şimdi burada bir şey yapmamız gerekiyor. Büst var. Panjurları aç. Güzel manzara. Bunu daha önce fark etmemiştim diyor. Adam demek ki buralar tamamen kapalıymış. Sürekli kapalı konumda mıymış, neymiş? Bizi fark etmemeleri lazım. Evet, koruma. Güvenlik şefi nereye gidiyor? Buraya gelecek. Biz şöyle yapmamız lazım o zaman. Oraya gelecek ya. Şöyle yapacağız biz de. Of, fileto bıçağı neredeydi? Cevabına bakalım. Biz bunu kılığı değiştiremiyoruz mu? Neyse, bunu bir göndereyim daha bir şuraya. Ha, Fileto bıçağı orada kalmış. Ya gördüğünüz gibi
Adamın kafasına saplandıysa orada kalmıştır abi. Yani adamlar en ince ayrıntıya kadar dikkat etmişler. If your score is high enough, you will unlock an assassin technique. Open the notebook to see your next unlock. Şimdi ortala biraz şöyle bir harekete geçirelim. Şunu ne yapalım? Dikkatlerini dağıtıyoruz. Fileto bıçağını alalım. Hello? Hello? Birileri var mı diyor. Gene panjurları açtık ama kaç kişi var aşağıda? 4 kişi var. Evet. Bunları nasıl... Yani dikkatlerini çok iyi bir şekilde dağıtmamız lazım. Dikkatleri nasıl dağıtabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir şey atacağız oraya. Şuraya geçelim. Ne varmış burada? Ha, aşağı mı iniyor? Hemen fark ediyorlar ha, uyanıklar. Karşıda da bir şey var. O zaman abi aksiyonu başlatacağım. Yapacak başka bir şey yok. Aksiyonu başlatmam lazım. Onu şimdi kırtlaklasam oradaki o adam görecek. Ona bir şey yapsam oradan da o görecek. Şöyle yapayım. Dikkatlerini dağıtmam lazım. Ne alabilirim buradan? Neyse şuradan devam edeceğim. Burada kimler ne? Ha, orada da korumalar mı var? Evet ya, şimdi o uyku hapları vardı ya. Yemek. Is a trade secret handed down from master to apprentice for centuries. I will take the secret ingredient with me to the grave. Yemeği ilacı nasıl atabiliriz biz? Ya yemeğe şef açıyor demiştim. Ya şimdi buradan. Şu görecek ama. Abi görse görsün ya. Someone is about to notice you. The attention display shows your disguise has blown. Biraz da deli yürek moduna geçelim. To clear your identity, either eliminate the witnesses or find your ultimate disguise. Have been dealt with. Not the cleanest approach, but you are still alive and they are not. Bu şekilde olmasını istemezdim ama siz istediniz. Neyse. Ya ben burada bir şey deneyeceğim arkadaşlar, o sebepten dolayı. Use cover to protect yourself from enemy fire or try to slip away and hide. Consider cleaning up before proceeding. Etrafı temizlemeye çalış. Yani neydi bu? Filete bıçağını al abi. He, yemeğin içine atacaktım. O nasıl bir balık pişirmedir ya? Neyse abi, büyük bir kocaman balığı atmış oraya adam.
Aşçıyı da öldürdük. Aşçı yılına mı girecektik? Gir diyor. Ya buranın içerisine saklanabiliyorsun. Buradan devam ediyoruz. Bir saniye. Kılık değiştir. Sürükle. Geç abi şöyle. Kılık değiştir. Benim yapmak istediğim başka bir şey. Şurada bir şey var işte. Ben bunu deneyeceğim abi. Bu ne oluyor şimdi bunu devirdiğin zaman? Neyse biz... Bir şey var. Ne diyorlardı ona? Şuna mı? Bir de şunu ateş ettiğin zaman... Dinozor çıkıyordu. Öyle diye biliyorum ama. Ya şuradan bir şey bak. Nerede o? Olmuyor. Al abicim. Abi niye olmuyor? Allah Allah. Neyse. Tamam abi yapma. Neyse biz yolumuza devam edelim. Buraya bir şey böyle vurduğun zaman bir şey çıkıyor. Dinozor. Şöyle yapalım. Bir saniye deniyorum. Bir buna ateş et. Bir de hiçbir şey olmadı abi. Olmuyorsa olmuyor. Biz devam edelim ya. İkinci bölüme geçtik. Hedefe yaklaşıyorum. Dynable. Tebrikler 47. Şimdi unutma. Diana bu noktada kendisi getirdi. Bize ihanet etti. Evet. Efsane sahne. Diana bulundu. Bu arada kılığı hemen değiştirmişiz. Diana karşımızda. Çok güzel bir sahne. Durur mu? Of. Çok çok iyi ya gerçekten. Çok başarılılar. Cam kırıkları yere düşmüş. Deri eldiveni sıkıyor, onun sesine kadar yapmışlar. Silahı kafasına dayadı. Diana. Ama Hitman'ın bilmediği o kadar çok şey var ki. 47. Rapor ver. I should kill you. Why did you do this? 47. Captain, what's wrong with this?
all have our limits, even you, 47. Eskiden onurumuz vardı. Diana. Diana ben. I had to take her away from the doctors. I knew you would understand. Fuck. Something's not right. Ters giden bir şeyler var. Ters giden o kadar çok şey var ki. Fazla dayanamazsın. Hala bir şansın var. In my robe. A letter. Now go. Take the girl and run. Before Travis finds out. Please. Evet. Ajan 47'nin barkodunu görüyorsunuz. Elinde de bir özel bir şey. Madalyon var. I promise. Söz veriyorum. Diana bulundu. Victoria'ya ulaş. Victoria'ya ulaşmamız lazım. 1, 2, 3, 4. Evet, içerideler. İçeriye geçmemiz lazım. Şuradan. Karşıdalar. Şöminenin ateşi. Şuradan geçelim. Etrafta inceleyebileceğimiz ne var? Hiçbir şey yok. Agent 47 can deal with enemies swiftly and with great precision. Note that while you are focusing on your targets, you expend instinct rapidly. İçgüdünü kullan, tuşuna basılı tut. He, buradayken içgüdü kullan, basılı tut. Nokta atışını etkinleştirmek için Q tuşuna bas. Ama cam var orada. Şimdi. Turn the camera to focus on your enemy, then lock the shot. Fatal damage. Focus on the next enemy. All enemies are dealt with. Now execute the attack. Muhteşem bir sahne yapmışlar gerçekten. Çok başarılı ya. Çok çok iyi. Temiz. Çok çok iyi bir sahneydi gerçekten. Yani harikaydı ya. Bu şeyde vardı. Call of Juarez diye bir oyun vardı. Orada da vardı. Çok çok iyi. Kapıyı açıyoruz şu anda. Evet. Şimdi odaya... You know who I am. Kim olduğumu biliyorsun. I know. Biliyorum. She's dead. O öldü değil mi? Come on, stay close to me. Where are we going? Hadi yanımdan ayrılma. Bin. İş halloldu. Kızı tahliye noktasına getiriliyor. Oo. Telsizi attı. Spor arabayla bastı gitti. Gerçekten çok güzel bir bölümdü. Giriş bölümü ama çok çok iyi bir bölüm. Kibriti atıyor, yakıyor. Arabayı yakıyor, imha ediyor. Ne yapıyorsun? Şimdi arabada dinleme şey olduğu için teşkilat neden seni istedi? Bilmiyorum, sanırım bende bir şey. Diana bunu senin için yaptı, neden? Lütfen, o tek dostum, beni doktorların elinden kurtardı diyor. Evet, doktorlar da acımasız doktorlar. Burada. Onun üstüne herhalde biyolojik testler yapıyorlardı ondan. Gerçekten bulanıktı. Gitmemiz gerek. Arabayı yaktı adam. Efendim, burada hiç kimse yok. Sanırım şahıs firar etmiş. Lanet olsun. Yapacağından korkmuştum. Tüm ajanlar bununla ilgilenmesini istiyorum. Duydun mu beni? 47 kendini unutturup gitmeden önce yerini tespit edin. Evet. Kişisel bir kontrat bölümü bitiyor. Toplam bölüm puanı 5785.
Köşkün zemin katında da 5785 puan teknik yükseltme mevcut. Gördüğünüz gibi burada köşkün zemin katı sessiz ölen hedef, fark edilme, sivil kayıp, hedefte olmayan kayıp, bunları belirtmiş. Şuradan da devam et diyelim. Gördüğünüz gibi bunlar aldığımız şef yerine geçmedik. Bahçıvan kılığına girdik. Sadece takım elbise. Köşk iç koruma, köşk dış koruma, balta, hazarfen adamları havaya uçurdu, kitap, kahve kupası, tuğla. Evet, anahtar kart. Hepsini aldık. Şimdi diğer bölüme geçmeden önce arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Bir sonraki bölümde Hitman Absolution efsanesinin diğer bölümünde görüşmek üzere. Kişisel bir kontrat bölümümüz burada bitiyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Saygılarımı sunarım.